yapmışlar. Silahlı eğitim kampları mı kuruldu demiş. Nerede? Diyor ki yeni yılın ilk röportajında Sözcü'ye veren Meral Akşener Konya ve Tokat'ta kurulduğunu iddia ettiği kampları gündeme getirdi ve araştırılmasını istendi diyor. Meral Akşener şunu iddia ediyor. Diyor ki örneğin Tokat ve Konya'da silah eğitimi veren kampların bulunduğunu duyuyoruz diyor. Bunların seçim döneminde kullanılacakları istenmeyen bir soru çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda bir takım söylemler. Heh, yani İran'daki olaylar Türkiye'ye nüfuz ettiğinde işte, Meral Hanım da bunları kullanacak. Bu da bir sıra. Bak, bu da ayrı bir algı operasyonu. Yani şimdiden onun kaldırım taşları düşüyorlar. Zamanı gelince de vatandaşa diyor ki ey vatandaş biz zaten kazanamayacağız bunu diyor. Yani Cumhurbaşkanı ben olamam da diyor yani. Böyle illegal. Ha bak bunlar diyor Cumhurbaşkanı olmazlarsa diyor böyle yapacaklar. Bunun hazırlıklarını yapıyor ona göre. Seçimlerde silah kullanılacak. Silah kullanacak size şunu yapacak bunu yapacak korkusu salınıyor. Fakat bir takım sosyal medyada dönen videolar var. Bu videolar beni de rahatsız etti o zaman. Bir takım üniformalı çocuklar, gençler, ellerinde M16'lar, üst düzey silahlar falan. Bir takım ifade, bu ne dedim ya, yani nasıl yani? Yani bir askeri kamuflaj kıyafetleri giymişler. Bir takım açıklamalar yapıyorlar. Bak bu, böyle bir şey varsa buna müdahale edilmelidir. Onu ben sana söyleyeyim. Yani devlet bunlara izin vermemeli. Bir takım ellerinde ağır silahlarla, ne öyle ya ağır silahlarla orada çıkmışlar video paylaşıp her yere bir takım şeyler, mesajlar gönderiyorlar. Bu olmaz. Hukuk devletinde bu olmaz yani. Hukuk devletinde ağır silahların ne işi var ya insanlarda? Yani sıradan vatandaşta. Ruhsatı varsa beylik tabancası olur. Onun da kalibresi bellidir zaten yani. Evet. Yani bu burada bir takım şeylere müdahale edilmeli. O ayrı varsa tabii bunlar. Bu sosyal medyada dönen şeyler birer algı operasyonu değilse eğer. Ha, onu diyeyim tuzak değilse gerçekse devlet geleni yapsın. Ama bu sosyal medyada dönenler de başka bir algı operasyonu olabilir. Onu sana söyleyeyim. O da başka bir akıl olabilir.